Merhabalar, bu videoda gardlı bir iş formasyonundan yani ayı gardlerinden bahsedeceğiz. Şimdi harmonik formasyonlar nedir? Kısaca ondan bahsedelim. Harmonik formasyonlar en az 3 noktası Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen ve noktalardır ve 5 noktadan oluşur. Bu noktaların isimleri sırasıyla X, A, B, C ve D'dir. Normalde harmonik formasyonlarda D noktası dan onay alındığında işleme girilir. Ama kimisi C noktasından onay aldığında D noktasına kadar da işlem açıyorlar. Ama orijinali D noktasında işlem açmaktır. Şimdi bu Gardley formasyonunun bir iş olanından yani ayı versiyonu olanından bahsedeceğim. Bir başka bir videoda da denk gelirsem bullish yani yükseliş formasyonu olan Gardley'den de bahsederim. Amacım harmonik formasyonları da anlatmak. Şimdi Euro Japon yeni grafiğindeyiz. Bir haftalık grafikte. Bu grafikte hiç daha önce harmonik çizmeyen arkadaşlar için bir yöntemden bahsedeceğim. Göstergeler kısmına girip zig boşluk zak yazarak birleşik yazdığınızda çıkmaz. Bu indikatörü kullanmanız. Bu indikatörü eklediğinizde size böyle karmaşık bir görüntü geliyor. Aslında bize bu dalgaları çizen bir gösterge. Ben burada bütün tikleri kapatıyorum. Sapmayı 12, derinliği de 8 olarak kullanıp rengini de siyah yapıyorum. Ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde dalgaları kolay bir şekilde görebiliyorum. Peki harmonik formasyonu ne demek? Dalgaları gördüm. Evet. Harmonik formasyonu şu demek. Dediğim gibi Fibonacci düzeltmelerine göre hesaplanır. D noktası geldiğinde D noktası yönünün tam tersine işlem açılır. Tamam, iyi güzel. Peki nasıl hesaplayacağız? İlk önce kendimize bir X bir de A noktası bulmalıyız. X noktasını nasıl bulacağız? X noktası bizim formasyonumuzun başladığı nokta olacak. Yani en soldaki nokta olacak. Peki bunu nasıl tespit edeceğim? Bu şekilde dalgalara bakacaksın. Harmonik formasyon görüntüsü arayacaksın. Bu biraz göz aşinayla alakalı. Harmonik formasyonlar genelde bu şekilde görüntülere sahip olurlar. Kelebek, yarasa, yengeç, artık ne diyorsan bunlara benzeyen bir görüntü var sonuçta. Ve bu görüntüye aşina olduğun bir görüntü arayacaksın. Şu an ya da bulamıyorsan da her dalga arasında Fibonacci çekip formasyon arayacaksın. Şimdi düşüş formasyonu aradığım için X noktasının tepede arıyorum. Nasıl arıyorum? Bakıyorum, evet, burada bir düşüş dalgası var. Sonra bir herhalde burada bir B noktası olmuş olabilir. Sonra burada belki C vardı, D olmamış diyorum. Şimdi ben görüyorum ya zaten. Harmonik uzun zamandır çizdiğim için kendim çıkarım yapabiliyorum. Ama burada senin yapman gereken şey ilk önce bir X noktası tespit edeceksin. Yani bir dalganın başladığı noktayı. O dalgadan sonraki dalgalara Fibonacci çekeceksin. Tamam, çekelim. Bu arada buradaki görselde hata olduğu için ben onları düzelttim. Şimdi Fibonacci araçlarımı aldım. X noktası burasıysa X noktasının uzandığı diğer doğrunun ucu A noktası oluyor. Tamam. X'ten A'ya bir Fibonacci çektim. Yaklaştım. Ne diyor benim kuralım B noktası için? Burası B noktası. Hatta şöyle yazalım. B, C ve D. Yazamadık ama anladınız siz. Bana diyor ki B noktası X'ten A'ya çektiğim Fibonacci'nin 618 seviyesine değmeli. 786 seviyesine değmemeli. Yani bu dalga 618 seviyesini içermeli ama 786'yı içermemeli. Peki, bakıyorum, kontrol ediyorum. X'ten A'ya bir Fibonacci çektim. Evet, 618 içeriyor ama 786'ya gelmiyor. Gayet iyi. O zaman ben B noktasına onayımı verdim. Kapatıyorum. Demek ki neymiş? Burası benim X noktam, burası benim A noktam, burası da benim B noktam. C noktamı nasıl bulacağım? Bakıyorum, kuralım neymiş? A'dan B'ye bir Fibonacci çek. 618 seviyesinde mutlaka değmeli. A noktasını asla geçemez diyor.
Ama burada da belli başlı perfect şartlarından bahsetmiş. Burayı ben size tercüme edeyim. Diyor ki C noktası asla A noktasını geçemez. A noktası neresiydi? Evet, burası. Bakıyorum C noktama. C noktam A noktasını geçmemiş. İlk şartım okey. İkinci şartım 618 seviyesine denk gelmeli. Yani 618 seviyesini içermeli. Bakıyorum. A'dan B'ye bir Fibonacci çekiyorum. Evet, 618 seviyesini içeriyor. 786'dan tepki yiyor zaten. Bakıyorum. 786 benim tepki yiyebileceğini varsaydığım noktalardan bir tanesi. Şimdi perfect konusunu değineceğim. Aslında bu C noktası perfect bir nokta. Aslında noktalara perfect diye bir isimlendirme yapmıyoruz. Formasyonun kendisine perfect diyoruz. Nasıl diyoruz formasyonun kendisine perfect? X'ten A'ya bir Fibonacci çekiyorum. B noktası tam Fibonacci seviyesine denk geliyorsa burası perfect bir nokta. A'dan B'ye Fibonacci çekiyorum. C noktası dediğimiz gibi bu üç noktadan bir tanesine denk gelip tepki yiyorsa evet burası perfect bir nokta. Daha sonra D noktasını hesaplıyorum. D noktasından da tam olarak nokta atışı tepki yerse 3 noktam da perfect olduğu için ben bu formasyona perfect formasyon diyorum. Yani daha çok güveniyorum. Ama dediğim gibi bizim buradaki B noktamız perfect olmadığı için bu formasyon perfect olmayacak. Her neyse X, A, B ve C noktalarını tespit ettik. Bu Fibonacci'yi tekrar kapıyorum. Şimdi bana diyor ki D noktası için A'dan B'ye çekilen Fibonacci'nin eksi 0,272 seviyesi olması lazım. Tamam. A'dan B'ye Fibonacci çekiyorum ve eksi 0,272 seviyesine bir tane işaret bırakıyorum. Şimdilik burada dursun. D noktası çünkü şu an oluşmadı. D noktası oluşacak anlamına da gelmiyor. Çok yapılan bir hata var. Harmonik formasyonlar kesinlikle oluşacak diye bir şey yok. Harmonik formasyonlarda işleme D noktası oluştuktan sonra girilir. Ama belli bir kesim A, B ve C noktaları oluştuktan sonra D'ye kadar da işlem açıyorlar. Bu kesin doğrudur veya kesin yanlıştır diye bir şey yok. Stoplu bir şekilde işlem açtığınız sürece zaten bir sıkıntı olmaz. Zaten onlar da bir Fibonacci seviyesi. Aslında Fibonacci trader'lığı yapmış oluyorsunuz. Peki D noktasına geldi. D noktasında nasıl işlem açacağım? Şu an aslında biz en güzel formasyonu tespit edilebileceği zamanlardan bir tanesindeyiz. Formasyon oluşmadan biz formasyonu görüyoruz şu an. Peki formasyonu nasıl çizeceğim? Soldaki araçlardan XABCD'yi seçiyorum. X noktasına, A noktasına, B noktasına, C noktasına ve D noktasına bırakıyorum. Zigzagı da kapatıyorum artık işim kalmadı onunla. Şimdi bu 145'i de kapatayım ya da kalsın. D noktası geldiğinde ben işleme gireceğim. D noktası geldiğinde mi işleme gireceğim peki direkt? Hayır. Birkaç tane daha şart arayacağım. Haberlere bakacağım. Temel bilgi araştıracağım yani. Temel bilgi bulamadım mı? Göstergelere bakacağım. Ondan sonra D noktasının en güvenilir olduğu yerlerden bir tanesi de direnç seviyesine veya destek seviyesine denk geliyorsa çok güzel çalışır. Hemen kendime bir tane ışınla tıklıyorum. Buradan D noktasına tıkladığımda bakıyorum geçmişte çok nokta atışı bir seviyeye denk geliyor D noktası. Demek ki bu formasyonun D noktası güvenilir bir nokta. Geçmişe bakıyorum. Geçmişte de bir iki kez zorlanmış. Demek ki bu formasyonun D noktasından tepki yemesi halinde çalışma ihtimali var. Şimdi peki hedef nasıl belirlenir? A'dan D'ye Fibonacci çekiyorsun. Doğru mu? Çektin mi? Çektikten sonra ilk hedefin senin 0,382 seviyesi, ondan sonra da 618 seviyesidir. Peki, formasyonun çalışıp çalışmayacağını nasıl anlayacağız? Zaten dedim ya tepki yemesini bekleyeceksin diye. 1-2 mum bekle. İlla en tepeden şortlayacaksın diye bir şey yok. En tepeden alıp en dipten satma, en dipten alıp en tepeden satma gibi hayallere zaten girmeyelim. Arada biz ekmeğimizi alalım, bize yeter. Baktım bu direnci aştı. Bir üst Fibonacci seviyesine doğru gidiyor. Artık bu formasyonu kapat abi. Bu formasyon çalışmaz. Bu formasyonu kapat. Bir üst Fibonacci seviyesinden yukarıya bu şaşarsa kapat bunu. Zaten bir üst Fibonacci seviyesi de zaten X'e denk geliyor. Görüyorsunuz bunların hiçbiri tesadüf değil. Hepsi matematik. Ve matematiğe de güvenelim.
Bakın hem burada hem burada da zaten çalışmış. O yüzden buraları açtıysa bu formasyonu kapatacaksın. Buradan tepki yemesini bekleyeceksin. D noktasından tepki gelirse işleme girecek. Lütfen bunu unutma. Umarım faydalı olmuştur. Guard ile bir iş yani düşüş ayı formasyonu inceledik. Diğer videolarda görüşmek üzere.